akşamlar. Bugün 23 Haziran 2022 Perşembe Edirne Televizyonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Sayın seyirciler, Fethullahçı terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen, Yunanistan'a geçmeye çalışırken sınırda yakalandı. Sümeyye Gülen'in adliyedeki işlemleri devam ediyor. Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birlikleri tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü üyesi olduğu, aralarından birinin de terörist başı Fethullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen olduğu belirlendi. Meniç ilçesindeki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şahısların adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen'in kameralardan yüzünü sakladığı görüntülendi. Tekirdağ'a gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener önce miting yaptı, ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Esnaf ziyareti sırasında kalabalığın arasında kalan Akşener zor anlar yaşadı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir dizi ziyarette bulunmak üzere Tekirdağ'a geldi. Tekirdağ'da kardeşleriyle kucaklaşmak, dertleşmek için geldi. Üreterek kazanan Tekirdağ, az kalıyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Süleymanpaşa ilçesinde bulunan il binası önüne gelen Akşener, esnaf ziyareti öncesi vatandaşlara seslendi. Bizim yerimiz basın. Şimdi o ilçelerimizi tamamlamak üzere geldik. Allah razı olsun. Yani 2,5 yılı doldurmuşuz. Konuşmasının ardından esnaf ziyareti yapmak üzere kalabalığın arasına giren Akşener, yoğun ilgi nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti. Görevli korumaların yardım etmesiyle kalabalığın içerisinden sıyrılan Akşener, esnafı ziyaret ederek sorunları dinledi. Ailenle mi yaşıyorsunuz? Evet. Ben hemşerim. Sen? Ben buradayım. Peki. Sen şimdi köylerinde olacak, biraz sana köyden gıda yardımı oluyordur. Gıda yardımı alırım. Aynı zamanda aracılık yapıyorum. Köyde çiftçilik, bahçelik yapıyorum. Başka türlü geçinemiyoruz zaten şu an. Ekşi olarak. Evinki daha mı? Sen. Mesela burası geçmişte, bundan 2,5-3 sene evvel, yani kenara para koydum. Şu anda var olanın yazısı. Olan da bitiyor. Ya, akşama kadar duramayacağım. Nefes almak istiyoruz işte, ama onu da alamıyoruz. Fiyatlar çok dengesizleşti. Her hafta zam geliyor. Mecburen yansıtmak zorunda kalıyoruz. Bir de biz suçluymuşuz gibi gösteriliyor. Esnaf suçluymuş gibi. Yok öyle bir şey yok. Aslında hiç. Bana çok şey öğrettiniz. İnsan gibi yapmayın. Bana çok şey öğrettiniz. Tam 2,5 yıldır geziyorum ben. Çok şey öğrettiniz. Yani her şeyi insanlar bildiğini zannediyorum. Hiç öyle değil. Yani içeriden olan bambaşka. Yani Türkiye'de yaşıyoruz ama lafımızı kestim. Yani vatandaş olarak kıymetimiz yok. Türkiye vatandaşı olarak kıymetli değiliz biz. Ay. Yani dışarıdan gelenler belki daha kıymetli. Böyle hissediyorsun. Yani. Ya bir bayan olarak yani ayakta durmak benim için daha zor. Yani nereye gitsen, yani şimdi nereye alsın? Poşetler bittiği zaman ben nasıl bastıracağım onları? Bu kadar pahalandı. Siz buraya zam yaptığınız zaman iş gidiyor ondan sonra. Ya müşterine iş dönüşüyor. Yani müşterimize şey yani diyemiyoruz ama yapacak bir şey yok. Bugün ne kadar sattınız kilo olarak bakarsan? Yani bir haftaya vurursam yani daha geçen ayınkinden daha böyle kutu aşağı düşüyor. Bunda 10 kilo ne satıyorsun? Ayakta duruyorsun. Ve 3 kişi geçineceğiz yani burada. Patron geçinecek. Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, bir ay önce göreve başlayan Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık'ın kamu kaynaklarını vatandaşların öncelikli ihtiyaçlarına göre verimli ve etkin kullanmasından yana olduğunu söyledi. En önemli, benim dikkatimi çeken, devlet kaynaklarını, kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanılmasından yana olduğunu, israfa asla izin vermeyeceğini,
sorunların çözümü için çözüm odaklı olacağını kendisi bize ilettiler. Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, yeni Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık'la yaptığı görüşmeleri değerlendirerek, Vali Kırbıyık'la İl Genel Meclisi'nin alacağı kararlar doğrultusunda uyumlu bir çalışma içinde olacaklarına inandığını söyledi. Tabii Ekrem Vali ile yaklaşık 3,5 yıldır bu il genel meclisinde birlikte görev yaptık. Doğrusu yanlışı birçok vizyon proje, yereldeki çalışmalarımızla ilgili 9 ilçenin her alanına dokunduk. Birçok işi birlikte yaptık Sayın Valimizin. Tabii ki devlette devamlılık esastır. Bununla birlikte yarım kalan işleri gelen Sayın Kürşat Kırbıyık Valimizle devam ettirme mantığı içerisindeyiz. Tabii bir yaklaşık olarak daha yeni geldi Sayın Valimiz bir ay önce. Daha Edirne'yi tanımaya çalışıyor, bölgeyi tanımaya çalışıyor. Ama benim yaklaşık olarak 3-4 defa birlikte olma şansına sahip oldum. Bununla ilgili İl Özel İdaresi'nde ve kırsal alandaki sorunları kendisine ilettim. Sorunlara çok olumlu yaklaştı. Bu olumlu yaklaşımları en önemli benim dikkatimi çeken devlet kaynaklarının, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasından yana olduğunu, israfa asla izin vermeyeceğini ama Edirne'nin önemli sorunlarını da öncelikli sorunları olarak sıralamaya koyarak, öncelikli sorunları olarak sorunları hep birlikte İl Genel Meclisi'nin alacağı kararlarla birlikte hareket ederek sorunların çözümü için çözüm odaklı olacağını kendisi bize ilettiler. Biz de tabii ilk girişiliği Sayın Valimizin çok olumlu bir pozitif enerji yarattı. Bir devlet adamı mantığıyla bilgi birikimi yüksek Ankara bürokrasisinden gelmesiyle birlikte genel müdür olmasının vermiş olduğu ondaki o bilgi birikimi Edirne'de kullanacağının hissini bize kendisi verdi. Şu an şehrimizi tanımaya çalışıyor. Bir önceki yapılan işleri gözden geçiriyor. Bununla ilgili yapılması gerekenleri öncelikli sıraya alıyor. Bununla ilgili daha Edirne'yi tanıma noktasında ama doğru uyumlu bir çalışma yapacağımızın inancını bizde aksettirdi kendisi. Şu an Sayın Valimiz de yeni bir programlar hazırlama içerisindeydi. Bütçe dönemine gidiyoruz. Bütçe çağrısına Mali Hizmetler Müdürümüz geçti. Bununla ilgili Kasım ayında çok ciddi kırsal alandaki yatırımlarımızla ilgili olarak bütçe yapacağımıza inanıyoruz. Bir Edirne şehri tanınıyor ama Edirne'nin en güzel sahilinin Saros Körfezi'nin olduğunun hala Türkiye'de tanınılığının olmadığının hissini o da vardı. Ben Ankara'da kalıyorum ama Edirne'de bu kadar güzel bir sahili olduğunu, kendi kendini temizleyen dünyada 3 şehirden biri olduğunun yeni farkına vardık. Bunu daha çok gün yüzüne çıkarabilmeli. Çarpık yapılaşmanın önüne geçmeliyiz. Sahillerde daha düzgün, insanların tatil yapabileceği ciddi anlamdaki alanları yaratmamız gerektiğini kendisi ifade etti. Bununla ilgili geçen haftalarda Saros Körfezi'nde 2 sefer gidip bir inceleme yaptı. Onunla ilgili eksikleri tespit etti. İlerleyen günlerde birlikte Sayın Valimizle birlikte Saros Körfezi'nde de yeni yatırımlarla, programla ilgili de çalışmaları birlikte halkımızın hizmetine sunma gayreti içerisinde olacağız. AK Parti Edirne İl Başkanı Bergin İba, il genelindeki hastanelerde görevlendirilmek üzere 8 doktor kadrosunun açıldığının müjdesini verdi. AK Parti Edirne İl Başkanı Bergin İba, 105. dönem devlet hizmet hükümlülüğü münhal kadrolarının açıklandığını duyurdu. Başkan İba, il genelinde 8 doktor kadrosunun açıldığını söyledi. Başkan İBA, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne bir romatoloji uzmanı, bir çocuk hastalıkları uzmanı, Merkez Toplum Sağlığı Merkezi'ne bir aile hekimliği uzmanı, Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne bir fizik tedavi uzmanı, bir anestezi uzmanı, Keşan Devlet Hastanesi'ne bir genel cerrahi uzmanı, bir nöroloji uzmanı, bir acil tıp uzmanı kadrosunun açıldığını belirtti. Sağlık anlamında bazı branşlarda yaşanan eksiklerin karşılanacak olmasının sevindirici olduğunu dile getiren İBA, hemşirelerimizin düzenli ve yerinde sağlık hizmeti alması için çalışmaya devam ediyoruz. Açılan kadrolarımız için Sağlık Bakanımız Doktor Fahrettin Koca'ya teşekkür ederim. Yeni atamaların ilimize hayırlı olmasını diliyorum dedi. Tekirdağ Malkara ilçesinde meydana gelen yangında yaklaşık 300 dönüm buğday tarlası alev alev yandı. Tekirdağ Malkara ilçesinde Cami Atik Mahallesi Rukiye Kadın mevkiinde yangın meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tarla içerisinden geçmekte olan elektrik tellerinin kopmasından dolayı çıkan kıvılcım bir anda rüzgarın da etkisiyle yayıldı.
Yaklaşık 300 dönüme yakın olduğu öğrenilen buğday tarlası yanarak kül oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve belediyeye ait iş makineleri sevk edildi. İş makineleri ve itfaiye ekiplerinin büyük çabası sonucu alevlerin daha da büyümesi engellendi. Yoldan geçtiği sırada tesadüf eseri yangını görüp yetkililere haber veren Selim Kılıç olay anını anlattı. Size yukarıdan gördük, 112'yi aradık, itfaiyeyi aradık ama koca bir tarla. Yani hakikaten içler acısı bir durum. Özellikle sigara içmeyelim, özellikle hassas bölge. Hububatın tam zamanı, şişeler olsun, tabiata, doğaya atmayalım ki şu canlar gidiyor gördüğünüz gibi ya. Hakikaten içler acısı bir durum. Ne olur çok hassas olalım, ne olur dikkat edelim. Bir tane tarlaya takıma şişe değil, artık bir tane çöp atmayalım. Belki sigara, belki bir şişeden çıkan bir yangındır bu ama hakikaten dikkat edelim. Biz elimizden geldiği kadar atmamaya gayret gösteriyoruz ama insanlarımız çok bilinçsiz. Gördüğünüz gibi can gidiyor. Yazıklar olsun. Yani bunu yakana da yazıklar olsun diyoruz ama hakikaten insafsızlıktır bu. Belki bir bilinmez ama ne olursa olsun atmayalım arkadaşlar. Canlar gidiyor. Emek verilmiş, zahmet verilmiş. Çocuk gibi bakılan bunlar hububatlar. Ne diyelim? Geçmiş olsun. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ederken olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Edirne Belediyesi'nce doğaya katkı sağlamak, geleceğe nefes olmak adına 16 ay önce Güney Çevre Yolu'na ekilen 40 adet ıhlamur ağacından 2 tanesi kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından kırıldı. Edirne Belediyesi olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu. Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 16 ay önce Güney Çevre Yolu'na 40 adet ıhlamur ağacı dikmişti. Güney Çevre Yolu'ndaki ıhlamur ağaçlarından 2 tanesi henüz kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişiler tarafından kırıldı. Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek kırılan ağaçların yerlerine de yenilerinin ekileceğini duyurdu. Kırklar elinde jandarma ekiplerince piyasa değeri 1 milyon 600 bin lira olan 26,5 ton sahte gübre ele geçirildi. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Birimi Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan operasyon çerçevesinde Baba Eski Büyük Mandıra beldesinde 45 yaşındaki ÖE isimli şahsın kullandığı bir tırda Eskişehir ve Ankara illerinde faaliyet gösteren bir firmadan temin edilen ve piyasa değeri 1 milyon 600 bin Türk lirası olan 26,5 ton sahte gübre ele geçirildi. Yakalanan sahte gübrelerin üzerinde bulunması gereken gübre takip sistemi olarak tabir edilen barkodların bulunmadığı ve gübrelerin yarı fiyatına çiftçilere satılmaya çalışıldığı tespit edildi. Yakalanan sahte gübrelere el konulurken içeriğinin tespiti için alınan numuneler analize gönderildi. Olayla ilgili toplam 6 şahıs hakkında nitelikli dolandırıcılık, 6769 sayılı Sinayi Mülkiyet Kanunu'na muhalefet ve 213 Vergi Kanunu'na muhalefet suçlarından başlatılan adli işlemler devam ediyor. Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de müdahil olduğu olayla ilgili bandrolsüz sahte gübre ile karşılaşan çiftçilerin kolluk birimleriyle birlikte il ve ilçe tarım orman müdürlüklerine başvurmaları önem arz ettiği vurgulandı. Selimiye Camii ve Külliyesi'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edilişinin 11. yıl dönümü nedeniyle Edirne Belediyesi ile Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Derneği işbirliğinde Selimiye Farkındalık Koşusu yapılacak. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Derneği Başkanı Önder Akdağ, 30 atletin katılacağı koşunun Selimiye etrafında 11 tur olarak gerçekleştirileceğini açıkladı. Pazar günü de 30 civarında atletle 11 tur Selimiye'nin etrafında koşarak UNESCO Kültür Mirası'nın listesine alınışının 11. yılında bu farkındalığı vurgulayacağız. Selimiye Camii ve Külliyesi'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edilişinin 11. yıl dönümü nedeniyle 26 Haziran Pazar günü
Selimiye farkındalık koşusu yapılacak. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Derneği Başkanı Önder Akta, Mimar Sinan heykeli önünde yaptığı basın açıklamasında bu yıl 11 tur olarak gerçekleştirilecek koşuyu ilerleyen yıllarda halk koşusu haline getirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Derneği aynı zamanda bir spor kulübü derneğiyiz. Dernek olarak da Edirne Maratonu'nun dışında da birçok aktivite ve etkinlik yapıyoruz. Bu bilinçle geçen yıl başlatmış olduğumuz Selimiye Camii'nin UNESCO Kültür Mirası listesine alınışının yılında farkındalık etkinliği yapıyoruz 2 yıldır. Geçen yıl 10. yıl olması hasebiyle atletlerle 10 tur koşarak bu farkındalığı vurgulamıştık. Bu yılda 26'sında pazar günü 11 tur koşarak bu farkındalığı yine vurgulayacağız. Selimiye Camii'nin UNESCO Kültür Mirası listesine girişini çok önemsiyoruz. Ülkemiz açısından önemli bir kazanım bu. Doğal olarak bu farkındalıkla biz de bunu daha geniş kitlelere duyurarak yerli ve yabancı turistlerin biraz daha bununla ilgili farkındalığın oluşmasını sağlamaya katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de aynı zamanda şehrimizin tanıtımına, turizmine, ülkemizin tanıtımına bu aktiviteyle katkı sunuyoruz. Şimdi bu farkındalık koşusu olduğu için bu yıl 30 atletle gerçekleştireceğiz bunu. Ama önümüzdeki yıllardaki hedefimiz belli kilometreleri 12, 13, 15 turdan sonra yakaladıktan sonra bunu bir halk koşusu şeklinde büyüterek geleneksel bir organizasyon haline getirmek için bugün bu çalışmaları yapıyoruz. Pazar günü de 30 civarında atletle 11 tur Selimiye'nin etrafında koşarak UNESCO Kültür Mirası'nın listesine alınışının 11. yılında bu farkındalığı vurgulayacağız. AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanlığı'na atanan Önder Kuruşar ve Meriç İlçe Başkanlığı'na atanan İbrahim Bilgiç ilk tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya katılan AK Parti İl Başkanı Bergin İBA yeni başkanlara görevlerinde başarılar dilerken bu zamana kadar görev yapmış başkanlara da teşekkür plaketi takdim etti. AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in başkanlığında gerçekleştirilen istişare toplantısının ardından geçtiğimiz hafta AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanlığı'na atanan Önder Kuruşar ile AK Parti Meriç İlçe Başkanlığı'na atanan İbrahim Bilgiç, partililer ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya katılan AK Parti Edirne İl Başkanı Bergin İBA yaptığı konuşmada Edirne'nin her bir bölgesi gibi Uzunköprü'nün de en iyisine layık olduğunu bildiklerini ve buna ulaşmak için çabaladıklarını aktardı. Uzunköprü'nün çok kıymetli olduğunu söyleyen İl Başkanı İBA, Uzunköprülü hemşerilerimin hak ettikleri hizmete, hak ettikleri değere kavuşamadıklarını görüyoruz. Biz Edirne'mizin her bir bölgesi gibi Uzunköprü'müzün de en iyisine layık olduğunu biliyor, bunun için çabalıyoruz. Bildiğiniz gibi AK Parti Edirne Teşkilatı olarak Uzunköprü ilçemizde bir bayrak devri gerçekleştirdik. AK Parti'nin üstün hizmet anlayışını temsil etmek üzere teşkilat başkanımız tarafından Uzunköprü ilçe başkanı olarak görevlendirilmiş Önder Kuruşar başkanımızı ziyarete geldik dedi. Uzunköprü'de hizmet yarışının devam edeceğini söyleyen Başkan İBA, yeni kurulacak teşkilatımızla da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da el ele destek vererek çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Uzunköprü'nün sorunlarıyla her zaman yakından ilgilendik. Bundan sonra da elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu dönemde belki en çok yatırım yaptığımız ilçemiz Uzunköprü olmuştur. Yatırımlarımıza da devam edeceğiz. Tüm yatırımlarımızın takipçisi olmaya devam edeceğiz dedi. Uzunköprü'deki toplantının ardından AK Parti Meriç İlçe Başkanlığı'na atanan İbrahim Bilgiç'i ziyaret eden Başkan İBA, görevinde başarılar dileyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde seyir halindeki otomobilde eşek arısı dehşeti yaşandı. Camdan araca giren arı nedeniyle panik yapan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yani bu şeyden arı giriyor galiba araba içine, panik yapıp da bir daha takla atmış burada da. Tekirdağ Marmara Ereğlisi ilçesi Yakuplu Köyü girişinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çorlu istikametinden Marmara Ereğlisi istikametine seyreden EÖ yönetimindeki otomobile camdan eşek arısı girdi. Araç içinde bir türlü uzaklaştırılamayan arı sürücüye zor anlar yaşattı.
Sürücünün üzerine gelen eşek arısı panik yaptırdı ve EÖ'nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobili takla attı. Buğday tarlasına devrilen otomobilde sürücü EÖ'nün yanı sıra yolcular MC ve HT yaralandı. Yaralılardan iki yolcu Çorlu Devlet Hastanesi'ne, sürücü de Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Edirne'de ilk kez bir kamu binası erişilebilirlik belgesi aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli vatandaşların başkalarına ihtiyaç duymadan rahat ulaşım sağlayabilmeleri ve iyi hizmet alabilmelerine yönelik Edirne Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından yapılan inceleme ve denetimler sonucunda erişilebilir olduğu belirlenen Edirne Adalet Sarayı erişilebilirlik belgesi almaya hak kazandı. Edirne Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucunda Edirne Adalet Sarayı'na erişilebilirlik belgesi verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli vatandaşların başkalarına ihtiyaç duymadan toplumsal yaşama katılabilmeleri, kamu ve özel alanlarda daha rahat ulaşım sağlayabilmeleri ve daha iyi hizmet alabilmelerine yönelik Edirne İli Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından yapılan inceleme ve denetimler sonucunda erişilebilir olduğu belirlenen Edirne Adalet Sarayı erişilebilirlik belgesi almaya hak kazandı. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık'ın imzaladığı erişilebilirlik belgesi Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş tarafından Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak'a teslim edildi. Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş yaptığı açıklamada Edirne'de ilk kez bir kamu kurumunun erişilebilirlik belgesi aldığını belirterek Edirne Adalet Sarayı'nın bulunduğu alanın engelli vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm bireylere yönelik çevrenin ve binanın kullanılabilir olması, gerçekleştirdiği projeler ve imar planlarıyla sosyal ve teknik altyapı anlamında erişilebilirlik izleme ve denetleme formları dikkate alınarak ve ilgili erişilebilirlik standartları göz önünde bulundurularak tasarlanmış olması, erişilebilirlik anlamındaki çalışmalara güzel bir örnek olmuştur. Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak'a erişilebilirlik alanında gösterdiği ilgiye ve erişilebilirlik belgesi alma sürecindeki sunduğu destek ve katkılarına özellikle teşekkür ediyorum. İlimizde bu alanda erişilebilirlik belgesi alan kamu kuruluşlarının ve özel sektörlerin artmasını temenni ediyorum dedi. Sayın seyirciler, Kırklareli'nde fabrika işçilerini taşıyan iki minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyük Karıştıran beldesi girişinde fabrika işçilerini taşıyan minibüsler çarpıştı. Çarpışma sonucu minibüslerden biri devrildi. 11 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce minibüslerde bulunan yaralılar çıkarıldı. 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Edirne Ticaret Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle. Buğday yarı sert en düşük 6 lira 33 kuruş, en yüksek 6 lira 98 kuruş, ortalama 6 lira 66 kuruştan işlem gördü. Ayçiçeği yağlık ortalama 13 lira 50 kuruştan işlem gördü. Edirne Ticaret Hayvan Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle. Dana en düşük 29 lira 20 kuruş, en yüksek 63 lira 10 kuruş, ortalama 56 lira 05 kuruş. Düve en düşük 44 lira, en yüksek 56 lira 20 kuruş, ortalama 51 lira 76 kuruş. İnek en düşük 24 lira 90 kuruş, en yüksek 48 lira, ortalama 37 lira 12 kuruş. Koyun en düşük 23 lira 80 kuruş, en yüksek 32 lira 70 kuruş, ortalama 28 lira 87 kuruş. Süt kuzusu en düşük 40 lira 70 kuruş, en yüksek 47 lira 70 kuruş, ortalama 45 lira 94 kuruştan işlem gördü. Güneş Optik hava durumunu sunar. Edirne'de yarın hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığının en düşük 17, en yüksek 31 derece olması bekleniyor.
Güneş Optik hava durumunu sundu. Edirne'de bu gece nöbetçi eczaneler şöyle: Kıyık Caddesi'ndeki Kıyık Eczanesi, Şükrüpaşa Mahallesi Ahmet Yalçın Sarıgöl Caddesi'ndeki Derdiman Eczanesi. Serbest piyasada dolar 17 lira 36 kuruştan, euro 18 lira 29 kuruştan alıcısına ulaştı. Altın 1025 liradan sahibini buldu. Borsa İstanbul 2563 puandan işlem gördü. Haberlerimiz burada sona erdi. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına iyi akşamlar diliyorum.